dostlar. Bugün inceleyeceğimiz motosiklet bir Scrambler modeli. Motosikletimizi incelemeye geçmeden önce öncelikle Scrambler nedir? Onu bir tanımlayalım isterseniz. Scrambler ve Cafe Racer motosikletlerin sıklıkla birbirleriyle karıştırıldığında belirtelim bu noktada. Scrambler için arazi sürüşüne uygun hale getirilmiş Cafe Racer da diyebiliriz. Scrambler'ların temel özelliklerine bakacak olursak dostlar, sertleştirilmiş amortisörler, budanmış çamurluklar, yine kalın ve dişli lastikler, yükseltilmiş egzoz ve tek parça seleyi görürüz. Test motorumuzun özeline bakacak olursak ise bugünkü konuğumuz Yuki'nin bu özelliklere uyan ve Scrambler olarak da adlandırmış olduğu motosikleti. A1 ehliyetle de kullanılabilen ve özellikle yeni motosiklete başlayacak olan dostlarımız için uygun bir alternatif olabileceğini düşündüğümüz Yuki Scrambler'ı bu bölümümüze konuk edelim istedik. Motosikletin teknik ve kullanım özelliklerine geçmeden önce dostlar, kanalımıza abone olup bildirim uyarılarını açmanızı bekliyoruz. 147 kilogramlık hafif bir yapıya sahip bu motosikletin üzerinde 125 santimetre küp hacminde tek silindirli ve hava soğutmalı bir motor bulunuyor dostlar. Bu motor 8.3 Nm tork üretirken 9.8 beygir gücü de güç üretiyor ki sürüş testlerimizde gerek asfaltta olsun gerek arazi şartlarında olsun yeterli gücü bize sağladığını gördük. Yine bir rampa. Yani 9000 devir, 4. vites, 80 kilometre gayet yeterli ya. Yani tabii böyle hani kopmasını falan beklemeyin motorun dostlar. Yani sonuçta 8.3 beygir güce sahip 125 cc'lik bir motor var üzerinde. Ama hani şehir içi kullanımlarda işte dediğimiz gibi Anadolu'da işte tarlaya gir, bağ bahçeye gir, kasabaya git, alışverişini yap tarzı kullanım içinde uygun aslında baktığınız zaman. Şimdi böyle bir motosiklet için top speed denemesi yapmak biraz abes ama şimdi diyeceksiniz ki hocam top speed denemesi yapmamışsın yapmazsak. Onun için onu da bir deneyimleyelim dostlar. Şu anda mesela şey de var, ben kullanıcı arkamda da çekim ekipmanım var, onu da bağladım. O da güzel bağlandı arka tarafında çanta. Dolayısıyla işte 80, 20 kilo da olsa, 10, 15 kilo da olsa, yani 95 kilo kadar bir ağırlık var motorun üzerinde. Onu da değerlendirmek lazım. Şimdi 4'teyiz. Evet, şimdi bak şuradan göstereyim hemen. Evet, kırmızı yandı. Kesmedi ama yandı. Hani biraz daha gidersen diyor, keserim diyor. Fabrika verisi 90 kilometre dostlar motosikletin, onu da söyleyeyim. Şöyle 100'e çıktık. 101, 102, 103. Daha 5'teyiz. Attık 6'ya. 104. Hızla atladı. Evet, hadi kop bakalım. Aşağıyız. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, EGS var. Vites küçültüyorum. Arka tarafta kayma eğilimi var mı? Vites küçülttüğümüz zaman yok. Güzel. Keste 10.500'de kesiyor, onu anladım. Yine dostlar motosikletin amortisörlerine bakacak olursak önde motosikletin aslında sürüş tarzına da uygun olan ters maşa amortisörleri görüyoruz. Yine arkada ise ortaya konumlandırılmış monoşok amortisör mevcut. Sürüş testlerimizde asfaltta gerekli performansı bize sağlarken özellikle arazi şartlarında oldukça başarılı bir performans sergilediğini de söyleyelim. Amortisörü de hemen değerlendirelim dostlar. Şimdi amortisörler de hep diyoruz hani çok sert bazen denk geliyor ya, böyle performans motorlarında sert amortisör yapısı geliyor. Bunun amortisörü çok sert değil
Ama çok yumuşak da değil. Yine güzel ayarlanmış. Motora uygun bir amortisör yapısı var. Yine ön taraflardaki amortisörlerin ters başa olduğunu görüyoruz. Arkası ise yine monoşok, ortada tek amortisör yapısını görüyoruz dostlar. Evet dostlar, motosikletim valla arazi performansı müthiş. Artık biraz böyle motora da alıştım. Bak ayakta gidiyorum şu an. Yolu görüyor musunuz? Abi gidiyorum. Şöyle dönelim. Süper. Müthiş bozuk bir yol. İki zamanlı off-road makine gibi çıkıyoruz. Keçi gibi çıkıyoruz şu an. Evet, sanırım makine kendini kanıtladı dostlar. Yani şöyle köy, bağ, bahçe, bağ evi olanlar, işte yazlığı olup ücra toprak yolda bu motosikleti kullanacak olanlar için bence motor ideal bir motor dostlar. Evet, bir ayakla kurtardık kendimizi. Yuki kendini kanıtladı. Onu görüyoruz. Şimdi burada bir su var. Suya girmeden şöyle. Güzel. Fren sistemine bakacak olursak yine önde ve arkada diskli yapıyı görüyoruz. Yine öndeki disk üzerinde çift pistonlu kaliperi, arkada ise tek pistonlu kaliper dikkatimizi çekiyor. Fren sisteminde ABS sistemi olmamasına rağmen kombine çalışan frenlerin yeterli frenlemeyi bize sağladığını söyleyelim. Fren sistemi de çok ilginç motosikletin. Çok o dikkatimi çekti. Şimdi bir arka fren var. Kombine çalışıyor bu arada frenler. Önde disk, arkada disk var. Sıkıntı yok. Tabii ki ABS yok. Kombine çalışıyor. Şimdi bakın arka freni sıkacağım. Dikkat edin. Nasıl dostlar? Arkayı sıkıyorum, ön kapanıyor. Bu da ön arka kombine, yani arkayı sıktığınız zaman, önü sıktığınız zaman da arka da birlikte çalışıyor anlamına geliyor. Ama ben mesela motoru alıp da getirene kadar ön freni neredeyse hiç kullanmadım. Arka fren bana yetti dostlar. Güzel. Hoş, yatıyor. Yine fren sisteminde de söylediğimiz gibi frenler gayet yeterli. Ön arka kombine çalışan fren sistemi var. Hani o espriyle göstermiştik size. Yani böyle arka frene bastığı zaman ön kapanıyor. Öyle ilginç bir etkisi var. Hani arka ile birlikte öne oldukça etki gösteriyor. Bakın şu emniyet şeridine, şurada gösterelim. Bakın şöyle öne doğru kapanıyorum. Arkaya basıyorum. Şimdi öne basıyorum. Yani sanki arkaya basmakla öne basmak arasında bir fark yokmuş gibi. O kadar etkili arka fren önde. Dolayısıyla ikisini birlikte kullandığınız zaman, hemen şuradan arkamızı kontrol edelim abi. Şu şeyi alalım, taralı bölgeyi geçelim. Evet, şurada duruyorum. Evet, durdum. Motosikletin en çok beğendiğimiz donanımlarından bir tanesi de lastikler dostlar. Önde 110'a 90 17 inç, arkada ise 130'a 80 17 inç olarak konumlandırılan lastiklerin Çin menşeli ve naylon yapılı olmasına rağmen gerek asfaltta gerekse arazi şartlarında 10 üzerinden 10 olarak nitelendirebileceğimiz bir performans sunduğunu belirtelim dostlar. Evet, şimdi burada güzel bir virajımız var. Bakalım. Abi güzel. Gayet iyi. Lastikler 10 üzerinden 10'a Çin lastiği ama vallahi başarılı. Onu söyleyeyim. Teknik özelliklere şöyle bir baktıktan sonra gelin isterseniz motosikletin bir de kullanım özelliklerini anlatalım. Şimdi motosikletimizin yine şöyle üstüne bir oturalım. Motosiklette yine dikkat çeken detaylar var. Hemen şöyle anahtarımızı burada değil, şu yan tarafta bulunan
klasik tarzda bir motosiklet yapısı olduğu için yanda bulunan kontak anahtarına takıp çevirebiliyoruz. Motosikletin dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de şu görmüş olduğunuz ayna yapısı. Basit bir ayna yapısını ilk etapta dikkatimizi çekti ve yine alışkın olduğumuz yerin dışında hemen gidon uçlarına bu aynaların konumlandırıldığını gördük dostlar. İlk etapta bize böyle bir zayıf izlenim vermekle beraber sürüş testimizde de bize yeterli görüş alanını sağladığını belirtelim bu aynaların. Aynaları da çok rahat kullanabiliyorum. Yani gerçekten görüntü olarak basit ama acayip fonksiyonel. İlk defa böyle gidon ucu aynalı bir motosiklet kullanıyorum ama gerçekten etkiliymiş aynalar ya. Hiç böyle baktığım zaman hemen sağ şeritteki arabayı görebiliyorum. Arkamdaki arabayı çok rahat görüyorum. Hani bazı şeyler göstermez arkayı, aynalar. Ama arkamı görebiliyorum. Arkadan gelen arabayı çok rahat görüyorum. Şuradan bir araç geliyor, onu çok rahat görüyorum. Dolayısıyla dostlar aynalar başarılı ya. Yine motosikletin oldukça basit ama sürücünün, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak bir gösterge panelinin de ön tarafa konumlandırıldığını belirtelim. Gösterge paneli yine motorun genel scrambler yapısına uygun bir tarzda tasarlanmış. Evet, motosikletimizden biraz daha bahsetmek gerekirse dostlar, şöyle gördüğünüz gibi hoş bir motorun tarzına uygun da bir gösterge paneli var. Güzel büyük bir devir saati konumlandırılmış. 10.000'de de kırmızı şeritler başlıyor. Şurada görmüş olduğunuz kırmızı ışık da 10.000 devire geldiği zaman yanıyor. Normal böyle yanıyor. Hani böyle tık 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 yapmıyor. Ve size artık vitesinizi değiştirmeniz gerektiği yönünde uyarı veriyor. Bu da hoş bir detay. Yine şu kısım, dijital olan kısım, kilometre, vites göstergesi ki çok iyi böyle bir motosiklet için. Trip metre ve yakıt göstergesi sunuyor. Bir de odometresi var. Başka bir şey de sunmuyor. Hemen şuradan hızlıca değiştirebiliyorsunuz. Bir de şunun arka fon ışığı var. Sarı ve yeşil olarak. Onu da şu an sarı mesela. Değiştirebiliyorsunuz. Özellikle gece sürüşünde hoş bir detay diye düşünüyorum. Yine dostlar, motosikletin dikkat çeken özellikleri arasında her ne kadar klasik yapıda bir motosiklet görünümünde olsa da tamamen LED olarak konumlandırılmış aydınlatma sistemini sayabiliriz. Aslına bakarsanız motosiklet bizim alışa geldiğimiz diğer motosiklet tarzlarından farklı bir yapı sunduğu için hep böyle dikkatimizi çeken diye başlıyoruz cümleye. Yine dikkatimizi çeken özelliklerinden bir tanesi de hemen şu sağ tarafımda bulunan egzoz yapısı. Oldukça gürültülü, sesli, ben buradayım diyen açık bir egzoz konumlandırılmış ki motosiklete, o da değişik bir hava katıyor. Evet, ver gazı. Şimdi tabii motosikletin güzel taraflarından bir tanesi de duyduğunuz gibi egzozu. Yani sesli egzoz var üzerinde. Ses yapması için özel tasarlanmış egzoz var üzerinde. O da hoş bir detay diye düşünüyorum. Özellikle genç kullanıcı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için. Hop. Yine motosikletin 16,5 litrelik devasa bir yakıt kapasitesi bulunuyor dostlar. Yani benim Afrika TV'nde de fazla neredeyse. Dolayısıyla yine sürüş testimiz esnasında depomuzu fulledik. 100 kilometre yol yaptık ve 100 kilometre sonra tekrardan bir yakıt alarak yakıt sarfiyatını da sizler için ölçümledik ki duyunca şaşıracaksınız. Şeye de bakacağız bu arada. 95 olmuş. Yakış verisine de bakacağız. Yani ne kadar yakıyor 100 kilometrede ki 16,5 litre gibi de devasa bir deposu var ya. Benim Afrika kadar depo hacmi var. O da ilgimi çekti. Şimdi aşağı yukarı 95-100 kilometre civarında bir yol yaptık. Yapmak üzereyiz. Dolayısıyla bunu da bir şey yaparız, test ederiz, bir yakıt alırız ve ne kadar bir yakış verisi sunuyor bize 100 kilometrede ki biliyorsunuz biz bu motorları hep ilk aldığımızda biraz agresif kullanıyoruz ve açılmamış motorlar oluyor. Dolayısıyla onu da göz önüne alın değerlendirme yaparken. Biz hatırlatıyoruz, söylüyoruz. Yani motor kullanıldıkça açılacaktır. Süratleri ve hızlanması artacaktır. Mekaniğin yapısı itibariyle böyledir bu. Artı yakış verisi de
düşecektir. Sakin kullanımda motor açıldıktan sonra. Evet, ağzına kadar dolu yakıt hala. Tabii bayağı bir dün doldurmuştum. Biraz da yakıt vardı içinde. Şimdi biraz daha yakıt alacağız. Yine şöyle güzel abi. Depo kapağının açılış tarzı falan. Abi yakıt var zaten de üzerini tamamlayacağız. Dolayısıyla ne kadar alırsa. Sanki tamam. Tamam abi. Evet, 3 litre yakıt aldık abi. 106 kilometreydi. 72 lira da para ödedik. 72.09. Motosikletin Scrambler, Cafe Racer tarzına uygun olarak konumlandırılan düz ve tek parça sele yapısı ise bizi sürüş testimizde üzmedi. Ancak beğenmediğimiz yönler arasında, ki onları birazdan bahsedeceğiz. Şu depo yapısı her ne kadar şöyle sarılmaya müsait olsa da şu bölümde yer alan çıkıntı sebebiyle şu baldırların iç kısmına baskı yaptı. O hoşumuza gitmedi ama sele için yeterli konforu sağlıyor diyebiliriz dostlar. Şimdi motosiklete 3 gündür biniyoruz. Uzun sürüşlerimiz de oldu. 1 saati aşan. Dolayısıyla sele için de bir şey söylemek lazım dostlar. Selesi biraz sert yapılı olmakla beraber bu sürüşümüz esnasında bize herhangi bir rahatsızlık vermedi. Oturuş pozisyonu ile ilgili tek sıkıntı şu deponun şu kısımları şurada şöyle bir çıkıntı yapmışlar abi şurada. Dolayısıyla depo oyuntusu var ama o çıkıntılar sebebiyle saramıyorsunuz. Belki biraz benim hani şöyle geride oturduğun zaman ancak sarabiliyorsun. Ama tam şu yuvaya oturduğun zaman şöyle şurayı sardırmıyor sana. Çünkü şuradaki çıkıntılar seni şöyle rahatsız ediyor. Dolayısıyla sele rahat ama şu kavrama ile ilgili sıkıntı görünüyor. Hani belki bizim boyumuz, işte kilomuz, yapımızla ilgili olabilir. Daha genç arkadaşlarımız belki bu motorda daha rahat bir şekilde oturabilirler diye düşünüyorum. Yeni motora başlayacak dostlarımız merak edecekler. Motosikletin sele yüksekliği, boy durumu nasıl? Valla teknik veriler arasında sele yüksekliği yoktu ama hani ben de ölçümlemedim ama yani şöyle 1.77 boyuna sahibim. Çok uzun bir bacak boyum yok, onu söyleyeyim. Ona rağmen şöyle zaten 147 kilogram demiştik. Çok rahatlıkla, hani şu ayaklığımızı da kapatalım. Çok rahatlıkla hakim olabileceğim, arazi sürüşlerinde özellikle beni rahatlattı. Rahatlıkla motosiklete hakim olmamı sağladı. Hani daha yüksek bir motosiklet olsaydı biraz zorlayacaktı beni. Dolayısıyla gayet rahat kumanda edebileceğiniz, korkmadan yeni motora başlayacak olan dostlarım bu motosikleti tercih edebilirler. Şimdi dostlar, motosikletin fiyatına ve renk seçeneklerine geçmeden önce her zaman olduğu gibi motosiklette sevdiğimiz ve sevmediğimiz yönleri de sizlerle paylaşalım ki bu motosikleti tercih edecek olanlar hani nelerle karşılaştırabilir? Bu tabii bizim sevmediğimiz yönleri sizin de sevmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz ama hani tarafsız olabilmek adına sevdiğimiz ve sevmediğimiz yönleri de kullanıcılarımızla ve takipçilerimizle paylaşıyoruz. Şimdi önce sevmediğimiz yönlerden bahsedelim. Demin de bahsettiğim gibi şurada şöyle bir çıkıntı var. Motoru sarmakta biraz zorluk yaşatıyor ve baldırlara baskı yapıyor. Burayı sevmedik dostlar. Yine oldukça yüksek bir yan ayaklığı mevcut motosikletin. Bu da hani düz yolda, düz zeminde çok sıkıntı yaratmamakla beraber hafif, yani rampa olsun, işte biraz çok hafif böyle ters bir rampa olduğu yerlerde ise motoru düz durmasında, yani yatırık durmasında oldukça bir zorluk yaşattı bize. Dolayısıyla onu da sevmediğimiz noktalar arasında sayıyoruz. Yine motosikletin vites geçişleri biraz kemikli ve genelde bu tarz motosikletlerde rastlarız. Böyle boşa geçmekte biraz zorlanır. Şimdi motora özel midir? Hani bu motosiklete özel midir? Yoksa genel bir sorun mudur? Onu bilemiyorum ama
motosikletin biraz dişli geçtiğini, yormuyor, sıkıntı yaratmıyor ama hani bilin diye söylüyorum, biraz kemikli vites geçişi var. Artı boşa geçirmekte biraz zorlanıyorsunuz. Vites geçişleri biraz kemikli. Bir de mesela bu, hani genelde bu tarz motorlarda vardır, böyle boşa geçirmekte biraz zorlanırsın. Bunda o da var. Onu da belirtelim. Motosikletin sevdiğimiz yönleri ise dostlar, lastikler 10 üzerinden 10. Kesinlikle onu söylemem lazım. En çok sevdiğimiz noktalar arasında o geliyor. Yine söylediğimiz gibi motosikletin yakıt sarfiyatının da oldukça ekonomik olması, oldukça düşük olması da sevdiğimiz yönler arasına koyuyoruz ki günümüzde çok önemli bir detay. Tabii ki sevdiğimiz yönler arasında da videomuzda da izlediğiniz gibi her yola gelmesi, yani asfalt da asfalt, arazi ise arazi, dört dörtlük bu yönden performans sunmasını da sayabiliriz. Evet, şimdi geldik renk seçeneklerine ve fiyata. İki renk seçeneği var motosikletin. Bir tanesi bu görmüş olduğunuz siyah, bir de kırmızı modeli var. Aslında ikisi de birbirinden albenili. Ben siyahını beğendim. Hani siyah kırmızı uyumu burada biraz daha benim gözüme hoş geldi. Ama sizin tercihiniz ne olur? Ona artık siz karar vereceksiniz. Fiyata bakacak olursak, fiyatı şimdi günümüz şartlarında artık motosiklet fiyatlarını söylemeye çekiniyoruz. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum. Daha önceki yapmış olduğumuz inceleme videolarında, hani bu ekonomik şartlar böyle zorlaşmadan önceki yapmış olduğumuz çekimlerde genelde motosikletin teknik özelliklerine takılırdı dostlarımız ama şimdi fiyata takılıyorlar. Çünkü gerçekten fiyatlar aldı başını gitti. Ben bu özelliklerle, bana bu sunmuş olduğu sürüş özellikleriyle ve yakıt ekonomisiyle karşılaştırdığım zaman 47 bin liralık fiyatı var motosikletin. Mayıs 2022 tarihi itibariyle 47 bin liraya bu motosikleti aslında bir fiyat performans ürünü olarak da tanımlayabiliyorum. Evet dostlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bugün sizlere A1 ehliyetle de kullanılabilen ve güzel bir başlangıç motoru olabileceğini düşündüğümüz Yuki'nin Scrambler 125 modelinin bir incelemesini ve sürüş testini yaptık ve izlenimlerimizi, hissiyatlarımızı sizlerle paylaştık. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videodan çıkmadan mutlaka beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki artık söylemekten dilimizde tüy bitti. İzliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Kanalımıza abone olun lütfen ve bildirim uyarılarını açın ki bundan sonraki bölümleri kaçırmayın. Hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.